Evet, yazarak çizdiğimiz bölüme geldik. Evet, ne yazıyoruz bakalım? Evet, hızlıca yazalım. Madem çocuktan yola çıktık, evet, evlilik yazalım mesela. Evli, doğru yazmak için de yavaş yavaş yazıyorum. Evet, evlilik yazdık. Bakalım bu evlilik yazısından kolaylıkla ne çıkartabiliriz? Evet, biraz yavaşça yapmaya çalışalım. Bu E'den bir tane de buraya yapmanın kime ne zararı olabilir ki? Kimseye zararı olmaz. Evet, E'lerimizi böyle kapatıyoruz. Evet, hafif böyle mayhoş bakışlı iki göze sahip olduk. Evet, buna bir de burun yapmanın şıklığını yaşayalım. Evet, şöyle güler yüz olsun. Ve bunu bir daire içine alalım. O surat yaptığımızda da ne yapıyorduk? Göz ve burunların arasına bir kulak koyabiliriz. Evet. Bu V harfi aslında bir kalp yapmak için çok elverişli. Oo. Mesela bu kalbi birazcık parlatayım istiyorum. Evet, bakın küçük bir beyazlık onu nasıl da boyut kazandırdı, gördük mü? Evet, gördük. Şimdi bakalım lilik kısmına, evliliğin lilik kısmında kimler var ve ne yapıyorlar? Evet, bunun için şöyle bir tatlı, sevecen bir gözlüğe çevirelim istiyorum bunu. Hatta şöyle kirpikleri de çıksın. Ve içerisine koyduğumuz iki yuvarlakla ve güzel sivri bir burunla bir hanımefendiye bunu çevirmemek imkansız. Evet, hanımefendiye çevirdik. Saçını da hacimli yapalım şöyle, evet. Buradan bir kurdela efekti verelim o K harfiyle, evet. Şöyle de bir at kuyruğu sarkıttık mı, evet, hanımefendi de ortaya çıktı. Hanımefendi biraz güler misin, ağlar mısın? Yapalım biraz Mona Lisa duruşu olsun, evet. Bunun bedenlerine çok fazla uğraşmayacağız. Evet, şöyle basitçe yapalım. Sizler de basitçe karalayabilirsiniz. Evet. Şimdi o zaman bunu dile getirelim. Bu beyefendiye de şöyle moda olan bir saç düzeneği koyalım. Evet. Evet, şimdi bakalım ne teklif ediyor bu hanımefendiye. Bir soru cümlesi, benimle evlenir misin diyor. Bence şıklarını da yanında hazırlamış olması lazım. Minareyi çalan kılıfını da mutlaka hazırlamıştır diye düşünüyorum. Evet, onun için de şuraya bir tabelacık. Mesela eliyle tuttuğu bir tabela olsun şurada. Beyefendinin eli olsun bu da. Evet. Evet. Şurada da diğer eliyle de bu tabelayı tutsun. Biraz da şık giyinmiş olsun. Biliyorsunuz kravat her şeyi biraz daha yumuşatıyor, iyi hal getiriyor insana. Üç kuruşluk kravatın yaptığı iyi halden dolayı değerlendiriyor. Evet, şıklarını da versin. Mesela A şıkkı. Evet. Mesela B şıkkı. A. C şıkkı. O ne olsun? O da B. D şıkkı. Hepsi. Kızcağızın fazla bir seçeneği kalmadı gördüğünüz gibi. Evet. Bunu da hızlıca bir hem sohbet ederken hem de sulandırılmış mürekkebimizle birazcık derinlik kazandıralım. Evet. Gördüğünüz gibi evlilik yazısından bir karikatür konusu çıkartabildik. Yazıdan
karikatür yapma olarak onu düşünebiliriz. Evet, koyu renkli bir gözlük olsun. Evet, sizler de biliyorsunuz karalamalarınızı şurada görmüş olduğunuz adrese kolaylıkla paylaşıp benle bunun üzerinde konuşma imkanı bulabiliriz. Çizmeyi unutmayın. Yani çizdiğiniz zaman yaşayacağınız güzellikleri paylaşmanız hepimiz için güzel olur. Bunu gerçekten arzu ediyorum, sizlerin çizgilerini de, karalamalarınızı da iyi kötü mutlaka benimle paylaşmanızı istiyorum. Ve imzamızı koyuyoruz. Evet, iyi kötü bir yayının daha sonuna geldik. Karikatür hareketimiz bu bölümle umarım hoşunuza giden bir yayın olmuştur. Kendinize iyi bakın, olabildiğiniz kadar elinize kalemi alıp kendinize vakit ayırın, benimle paylaşın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.